haklısın hocam. Hamza Hoca geldi. Basın toplantılarına gidelim. Devam edeceğiz. Evet, bugün tabii buraya gelirken acaba bir puan ya da üç puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk ama maalesef maçta Beşiktaş'ın direncine, gücüne, temposuna karşılık veremedik. Ve mağlubiyetle ayrılıyoruz. Tabii bizim için makas artık iyice daralıyor. Daha önce oynadığımız maçların birçoğunda iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Kazansaydık belki bugünlerde biraz daha şansımız, kredimiz olabilirdi ama bütün kredilerimizi harcadık. Şimdi önümüzde çarşamba günü oynayacağımız Denizli Spor maçı var kendi sahamızda. Artık ne yapıp edip o maçı kazanmak zorundayız. Çünkü son 5 maç, final maçları bize buradan en az 2 ya da 3 galibiyet almak zorundayız. Buradan bunu çıkarmak zorundayız. Öncelikle Denizli maçına odaklanıp inşallah bu maçı iyi bir şekilde geçiririz. Soru var mı? Buyurun. Hocam şu an 35 puanlısınız. Evet. Hesabınıza göre yani 2 veya 3 maç dediğinize göre yani 44 puan falan birlikte tutar mısınız? Tutar diye düşünüyorum. Yeterli olur diye düşünüyorum. Başka soru var mı? Hafta içi bir kadro dışı durumları oluyor. Evet. Bunlar takımı nasıl etkiledi? Yani çok olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Böyle bir karar verdik. Ve devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Evet, 2 ya da 3 galibiyet almak zorundayız diyor. Kayseri 35 puanda. 2 galibiyet yok. 2 galibiyet kurtarmaz da. Sergen Hoca'yı dinleyelim, konuşuruz.